Merhaba. Bugün yine Zeytinburnumuzun ebedi sakinlerinden birisinin kabri başındayız. Bugün Hamdullah Sübhi Tanrıver'in vefat yıl dönümü. Hamdullah Sübhi meclis hükümetinin ilk Milli Eğitim Bakanı. Fakat ilginç bir özelliği var. Babası Meşrutiyet döneminde Maarif Nazırı. Dedesi de Tanzimat döneminin yani ilk Maarif Nazırı. Böylelikle dede, baba, oğul Milli Eğitim Bakanlığı yapmışlar. Hamdullah Sübhi'nin birkaç hususiyetinden bahsetmek lazım. Bir defa önemli bir hatip, büyük bir hatip. Damga vurmuş konuşmalarıyla halkı etkilemiş birisi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, daha doğrusu Maarif Vekilliği döneminde İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif'in yazması için özel olarak uğraşmış birisi, bunu biliyoruz. Balıkesir mebusu Hasan Basri Çanta üzerinden yapılan yarışmaya Mehmet Akif'in başvurmadığı anlaşılınca özel olarak şartları kendisi için uyarlayıp İstiklal Marşı'nı yazmasını istediğini biliyoruz. Uzun yıllar Türk Ocağı Başkanlığı yapmış 1912-13'ten. Türk ocaklarının kapanıp halk evlerine dönüştüğü zamana kadar yani 20 yıllık bir Türk Ocağı Başkanlığı var. Edebiyatla uğraşmış, yazıları çıkmış. Şu anda Merkez Efendi'de yatıyor. Bu gördüğünüz kabrin de bir özelliği var. Bu kabir merhum mimar Turgut Cansever tarafından projelendirilmiş. Turgut Hoca'nın Merkez Efendi mezarlığındaki ikinci kabri. Biyografik bilgiler için Abdullah Uçman'a, kabir projesi bilgisi için Ali İbrahim Düzenli'ye çok teşekkür ediyoruz. Hamdullah Sübhi Tanrıver'in ruhu şad olsun.